Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size 3 delikli sıra zincir taşlı bilekliğimin tarifini yapacağım. Bu bileklikler çok şık duruyor. Çok, yapımı da çok kolay. Kullandığımız malzemeler sıra taşlarımız var. 3 delikli zincirimiz var. Ve paraşüt ip kullanıyoruz. Paraşüt iplerini sonra fix etmek için bit kullanacağız. Diğer yardımcı malzeme çakmak, karga burun ve makas olarak görünüyor. Şimdi paraşüt ipimizin ucunu çakmakla yakıyoruz ve deliklerden geçmesini sağlamamız için inceltiyoruz. Yaklaşık 120 santim kadar kestiğimiz paraşüt ipimizi iki ucunu yaktık. Ortadan ikiye ayırdık. Ve yaklaşık bir bilek kadar çalışma payı bırakarak bir düğüm attık. Şimdi başlıyoruz. Bu üç delikli zincirin kenardaki deliklerini kullanarak paraşüt ipimizi her ikisinde iki deliği yukarı çıkartıyoruz. Daha sonra burası artık ön taraf oluyor. Yukarı çıktığımız yer ön taraf oluyor. Birinci delikten çıktık. İkinci delikleri boş bırakıp üçüncü deliğe çapraz olarak giriyoruz. Üçüncü deliğe çapraz giriyoruz. Ve alttan çekiyoruz. Burada sıra taşı koyacağız ama iki deliği de dolduralım. Daha sonra sıra taşı arasına yerleştireceğiz. Sonra daha rahat bir şekilde devam etmemiz mümkün. Gördüğünüz gibi sıra taşı şöyle yerleştireceğiz. Ve paraşüt ipleri çapraz olarak sıkacağız. Böylece sıra taşımız arada kalmış olacak. Bundan sonra aynı şekilde devam ediyoruz. Çapraz çapraz gitmesini sağlayacağız. Arkasına dönüyorum. Aşağı inmiş olduğumuz deliklerin hemen önündeki deliklerden düz olarak üstten çapraz, alttan düz. Düz olarak ön tarafa çıkıyor. Çıktığımız deliğin hemen önündeki delikten çapraz olarak ön tarafa çıkıyoruz. Şimdi burada yapacağımız iş gene çapraz olarak ilk yaptığımız işi tekrarlamak. Yine deliklerin önündeki delikleri bırakıp çapraz olarak arkasındaki deliğe geçiyoruz. İlk deliği bırakıyorum. Arkasındaki delikten
Çapraz olarak arkaya geçiyorum. Şimdi arkadan tekrar hemen öndeki delikleri giriyorum. Ön tarafa çıkıyorum. Öteki paraşütün parçasını da hemen öndeki delikten çıkarak ön tarafa çıkıyorum. Şimdi devamında yine aynı şekilde birinci delikleri bırakacağım. Üçüncü deliğe gireceğim. Arkadan çıkıyorum. Bunları hep dikkatlice yapmak gerekiyor. Birinci delik bırakıyorum. Çapraz olarak diğer delikten çıkıyorum. Bunu 3 şeritli zincirimin sonuna kadar devam etmekteyim. Devam edeceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi paraşüt iple işlemimi tamamlamak üzereyim. Son bir deliğimiz kaldı. Son çaprazımızı da yaptıktan sonra işlemi bitirmeye yakınlaşıyoruz. Artık burada sıra taşımızı kesebiliriz. Böylece çaprazları tamamladık. Buraya bir düğüm atıyorum. Tekli bir düğüm yeterli. Çünkü bunu ben bitti kapatmış olacağım. Bitlerimizden bir tanesini paraşütümüze geçirelim. Düğüme kadar git ürünü. Ki düğüm daha sonra açılmasın. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bu paraşüt tipini arka tarafına birer düğüm yapıp İşte uzandıkta bir düğümü buraya atacağım. Kontrol edelim. Düğümleri boşlarını yakalım. Tipimizden yaklaşık bir karış kadar yine kesiyorum. Arkasından iki tane bilekliğin paraşütlerini iki tarafından üst üste getirerek daha önceki derslerimizden birinde anlatmış olduğumuz asansör yapımını uygulayacağım. Düğüm atıyorum. İki taraftan D yapıp çekiyorum.
Bunu asansör diyoruz. Kapama olarak kullanıyoruz. Daha önceki videolarımızdan birinde detaylı olarak anlatmıştım. O kadar detaya girmeden burada halledelim. D yapıp alttan giriyorum. Çekiyorum. D yapıp alttan çekiyorum. 5-6 tane böyle D yapıp çektikten sonra karıştırdım. Vazasını kesip arka tarafından çakmakla yakarak yapıştıracağım. Diğer tarafı da bunun üstüne kesip yaktıktan sonra eklemesini asansörde tamamlanmış olacak. Gördüğünüz gibi arka tarafta kaldı. Şu anda asansörümüz de hazır. Bunu istediğiniz gibi çekerek ya da gevşeterek bileğinize takma şansınız var. Böyle şık bir bileklik olmuş oldu. Üç delikli sıra taşlı bilekliğimiz hazır. Herkese kolay gelsin. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalınıza abone olmayı unutmayın.